Merhaba balıkçı dostum. Tüm denizlerimizde popüler ve lezzetli olan levrek, sportif olta balıkçılığına merak salanların en çok yakalamayı arzuladığı balıktır. Bu değerli hedef avlamasının zorluğuyla bilinir. Bizim gibi deniz balıkçılığına düşkün balıkçılar tarafından çok aranır levrek. Çünkü bu balık çok savaşçı ve ilginçtir. Güçlüdür, çeviktir. Hem kıyıdan hem tekneden avlanabilir. Denizlerde ve hatta Tuzlu su göllerinde bile bulunur. Genellikle kıyı yakınlarında, kayalık bölgelerde ve de resiflerde yaşar. Levrek balığı yakalamak istiyorsan arkadaşım, doğru tekniklerin ve doğru ekipmanların kullanılması gereken bir avcılık olduğunu unutmamalısın. Sen deneyim kazandıkça kendi tekniklerini geliştirirsin ve levrek avcılığında ustalaşırsın merak etme. Gerçekten de bu balığın çok çeşitli avlanma teknikleri var. Sonuçta levrek yırtıcı bir balık. Diğer balıkları deniz kabuklarını avlayarak beslenir. Bu nedenle de onu yakalamanın etkili olacağı tekniklerin sayısı artar. Peki en iyi levrek balıkçılık teknikleri nelerdir? Bu balığı yakalamak için en etkili yöntem nedir? Bu konuda ipuçları ve gereken bilgileri bu videoda bulacaksın. Haydi sana levrek avlamanın inceliklerini anlatayım. Öncelikle levrek avlarken sabırlı olman lazım. Levrek avı sabır gerektirir. Nerede avlayacağını bulmak, hangi yemi kullanacağını öğrenmek ve sonuçta da balığın yemi görüp hamle yapmasını beklemek bir miktar zaman alabilir. Doğru yeri seçmek çok önemli. Kayalık kıyıları, liman ve akarsu ağızlarını bir yokla. Genellikle sığ sularda avlan. Akdeniz, Ege, Karadeniz fark etmez. Genellikle kayalık bölgelerde liman girişlerinde levrek ara. Akarsu ağızlarına bak. Av yapacağın bölgeyi belirledikten sonra malzemelerini hazırla. Bölgendeki levreklerin tercih ettiği yemi kullanmaya çalış. Akdeniz'de ben levrek yakaladıysam sen Karadeniz'de aynı yemle levrek yakalayabileceksin anlamına asla gelmez. Levrekler etçil olduğundan küçük balıklar, karidesler, yengeçler onun besinleridir. Eğer sahte yemle avlanıyorsan bunlara benzer sahteler kullan. Levrekler hareketli yemlere daha fazla ilgi gösterir. Aklının bir kenarında bunu tut. Levreyi yıl boyunca avlayabilirsin. Ama yavrulama zamanında asla avlama ispendeklere fazla bulaşma. Sabah erken saatlerde veya akşamın geç saatlerinde aktif olur levrekler bu saatlerde avlanmaya dikkat et. Tabi bununla birlikte hava koşulları ve denizin durumu da avını etkileyebilir. Hafif rüzgarlı günler av için idealdir. Levreklerin yeme birdenbire sert ve hızlı atlayacaklarını göreceksin. Bu yüzden hızlı ve ani şekilde tepki vermelisin. Dikkatli ol. Gelelim levrek avlamak için sana gereken malzemelere. Öncelikle bir oltaya ihtiyacım var. Kamış ve makaradan oluşan bir takım. Levrek için hafif bir kamış ve buna uygun makara kullanabilirsin. Aksiyonu orta veya ağır olsun, sert olsun. Eğer silikonla avlanacaksan esnek kamış tercih edebilirsin. Oltan 2.5-2.7 metre uzunluğunda olabilir en fazla. Makinenin yüksek dişli oranına sahip olması önemli. En fazla 4000'lik makine kullan büyük levreklerle mücadele edebilecek gücede sahip olsun. Drak gücüne dikkat et. Çok hızlı sarım makinelere levrek için gerek yok. Çok hızlı sarma kapasitesine sahip olta makinelerini levrekte kullanma. Tabi misina seçimi de önemli. Kullandığın makineye uygun kalınlıkta bir misina tercih et. Çok kalın olmasın. Eğer örgülü misina, ip misina kullanacaksan lider bağlamayı unutma. Bu şekilde levreğin yemini daha iyi görmesini ama ipini görmemesini sağlayabilirsin. Lider için flora karbon misinayı tercih et. E 0.30'luktan fazla kalınlıkta naylon misina kullanma. Peki yem olarak ne seçeceksin? Biraz önce de söyledim. Büyük iri yemlere yönelme. Küçük balıklara benzeyen, küçük yumuşakçalara benzeyen sahte yemler kullanabilirsin. Tabi bunların doğal olan yani Doğal karides, doğal midye parçası, doğal yengeç varsa da her türlü levreye yakalamanda faydalı olur. Canlı yem olur, yapay yem olur, jig olur. Fark etmez. Levrek bunların hepsine saldırır. Bu tabi mevsime göre, avlandığın konuma göre, denizin durumuna göre, havanın durumuna göre ve görünürlüğe bağlı olarak değişir. Sığ sularda yüzey yemleriyle VTD yaparak avlanabilirsin. Daha derin sularda jig ya da Crankbait dediğimiz küçük maketlerle avlanabilirsin. Kaşık da kullanabilirsin. Kaşıkla da yakalanır levrek. Eğer su berraksa bu parlayan metal levreğin ilgisini çeker. Bunun yanında büyük levrekler için özellikle Karadeniz'deki avcılar ve Akdeniz'de Aralık Ocak ayında avlanan balıkçılar yanlarında kepçesini, pensesini bulundursun. 3-4 kiloluk bir levrek oltana takılırsa kaçırmamak için o kepçeye ihtiyacın olacak. Unutma. Tamam abicim çok güzel anlattın sağol. Ama ben bu levreyi hangi taktikle, hangi teknikle kandırabilirim dediğini duyar gibiyim. Levrek yakalamak için pek çok farklı teknik taktik kullanılabilir. Yemli, sahte yemli, surf, casting, spin, lrf hiç fark etmez. Hepsiyle levrek yakalanır. Mesela teknenin arkasından birden fazla olta çekerek, levrek yakalayabilirsin. Kayalıkların yakınında durarak, üzerinde durarak ama asla gölgeni denizin üzerine düşürmeden spin veya LRF tekniğiyle levreye yakalayabilirsin. Plajdan yani kıyıdan, sahil şeridinden yemli surf casting tekniğini kullanarak Levrek yakalayabilirsin. Yemli bir olta kancasını dibe sarkıtarak levrek yakalayabilirsin. Yapay yem, cik levreyi cezbeder. Birden fazla kancaya sahip bir olta yani çapari kullanarak da levreyi yakalayabilirsin. Yemi akıntıya serbestçe kurşunsuz bir şekilde bırakarak levreğin yemi almasını bekleyebilirsin. Sen yeter ki levreğin bulunduğu doğru konumu bul. Doğru saatte doğru yerde bulun. Farklı teknikler dene. Önünde sonunda bu levrek oltana takılacak arkadaşım. Ve son olarak şunu da unutma. Levreye yakaladıktan sonra derhal boyunu ölç ve avlanma kurallarına uygun olup olmadığını kontrol et. Eğer küçükse bu yakaladığın levreyi serbest bırak ve denizde büyümesine izin ver. Benim bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu dakikaya kadar beni dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoya bir beğeni bir yorum bırakırsanız da memnun olurum. Özellikle eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın dostlar. Balık avı hakkında her şeyden bu haftalıkta bu kadar. Shorts videoları dağıtıyorum hafta içi. Onları da takip edebilirsiniz. Hepinize rast gelsin.